Evet arkadaşlar, merhaba olsun. Bir aradan sonra tekrar beraberiz. Şimdi çok önemli bir konu hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Malumunuz vizeler açıldı. Herkes, yani gelmek isteyenler, öğrenciler sürekli başvuruyor ve geliyorlar. Ben de Facebook gruplarında görüyorum. Hani biz geldik, ev arıyoruz, kalacak yer arıyoruz, nerede kalabiliriz, ne yapabiliriz diye bir sürü şey gördüm. Ben de gelmeden önce yani biraz araştırma yapmak babında, yani insanlara biraz yardımcı olmak istedim. Nerelere bakılabilir, nasıl kalacak yer bulunabilir Amerika'da gelmeden önce? Geleceğiniz yeri biliyorsanız ben size göstereceğim. Gerek Facebook olsun, gerek Craigslist olsun, gerek öğrenci yurt gibi şeyler var, tam olarak aynısı olmasa da. Onlara nasıl bakabileceğimizi, nereden bakabileceğimizi bunları göstereceğim. İsterseniz ilk başta Craigslist'ten başlayalım. Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi Craigslist'ten başlıyorum. Craigslist bir web sitesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Craigslist'te nereye yaz, yani Craigslist her eyalette ve hemen hemen her şehirde var. Şimdi tıkladığımda göreceksiniz. Yani ikinci el eşya alım satımı, bir şey araba satmadır, ev satmadır, ev almadır, ev kiralamadır. Yani burada gördüğünüz gibi her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi oda ve, yani paylaşımlı oda ve özel tek kişilik oda yerine girdim. Ona göstereceğim size. Şimdi burada gördüğünüz gibi fiyatlar yazıyor. Şimdi ben burada şimdi 120 tane, ilk sadece bu sayfada 120 tane, toplamda da 600 tane yer var bakacağımız. Ben genelde minimum ve maksimum fiyat koymayı öneriyorum ki daha hızlı işlem görülsün. Buradan update search dediğimizde şimdi bize 600 ila aylık 600 dolar ila 100 dolar 1000 dolar arası olan yerleri gösterecek. Şimdi gördüğünüz gibi yani tam olarak açık adres vermiyorlar. Genelde fotoğraflı olanlar da var, fotoğrafsız olanlar da var. Mesela buraya girelim. 719 dolar diyor. Oda kiralık diyor. San Diego'da diyor. Bakalım. 3 tane fotoğraf varmış. Tuvaleti koymuşlar, odayı koymuşlar. Oda, yani odayı bir başkasıyla paylaşıyorsunuz ve evin içerisinde de toplam 4 kişi daha var odadaki kişiyle beraber. Yani burada evin her şeyini söylüyorlar. Ondan sonra sadece ciddi alıcılar yazsın falan filan demiş. Burada da aynı şekilde, yani işte evde sigara içilmeyeceği, İşte özel tuvalet olduğu, özel oda olduğu, işte zeminin halı olduğu diye klima olduğunu falan belirtmiş. Böyle bir yer. Şimdi geri dönelim. Biraz daha böyle uygun bir şeyler bakalım. Yani San Diego'da kiralar pahalı, gördüğünüz gibi biraz. 700 dolar diyor. Aylık diyor. Bakalım. Bu da tek fotoğraf. Ben genelde tek fotoğraflı olan yerlerden uzak durun derim. Ben pek ben pek istemiyorum tek fotoğraf olduğu için. Biraz dolandırıcı falan buralarda çok var, olabilir diye düşünüyorum. Şuna bakalım. 750 diyor ama bu odanın içinde eşya yok. Unfurnished demiş. Bunda iki tane fotoğraf var. Genelde hepsi depozito istiyor. Bu 500 dolar depozito şart koşmuş. 750 dolar aylık kira demiş. İşte parti yapmayın demiş. Ondan sonra sigara içmeyin demiş. İşte wifi ve yani faturalar falan içinde demiş bu fiyatın. Ve Kasım 1'de şey olduğunu söylemiş. Bunlara biz nasıl ulaşıyoruz? Baktık mesela, atıyorum bu evi beğendim mi? Ben burada reply'a tıklıyorum, cevaplaya. Buradan bana bir şey gelecek. Nerede? İnşallah gelir birazdan. Ya, show email diyor. Burada şimdi show email diyor. Burada reply by email diyor. Ben buna tıkladığım vakit
bu adam yani ben e-mail yani ben bu adama e-mail atacağım ama adamın gerçek e-mail değil aslında. Adam yani adamın e-mailini koruyorlar. Web sitesi. Şimdi bu adama e-mail atmış oluyoruz ama adamın e-mailini görmeden tabii ki. Yani web sitesi üzerinden. Bakın konuyu da kendisi söyledi. Burada ondan sonra yazacağız işte ben bu işte evi beğendim. Şu gün görmek istiyorum. İşte veya daha fazla fotoğraf atar mısınız? Gibisinden gibisinden böyle yazacağız. Adam da bize okey ya da hayır diyecek yani veya cevap vermeyecek yani eğer satmışsa satmak istiyorsa. Yani Craigslist'te hemen hemen böyle. Tabii Craigslist tek yer değil bunlara bakmak için. Son kez bir de buna bakalım. 775 dolar demiş aylık. Bakalım bunun 6 tane fotoğrafı var. Ki güzel tek oda. Odayı paylaşmıyorsunuz. 18 Kasım 2021'de müsait olacak. Kendinize özel tuvaletiniz olacak. Mutfağınız paylaşımlı. Kurutma ve yıkama yani çamaşır makinesi bunlar paylaşımlı. Evde yaşayan kişinin 3 tane köpeği varmış. 775 dolar kiranın içinde hemen hemen her şey. Burada gördükleriniz içinde ve 500 dolar da güvenlik depozitosu alıyorlar. Buraya tekrar reply'a tıkladığınızda buradaki çıkan e-mail'a mesaj attığınız takdirde yine görebileceksiniz ve insanlarla iletişime geçebileceksiniz. Şimdi Craigslist buydu. Burada tabii biraz daha şey var. Mesela ben kendi özel odamı istiyorum, atıyorum, köpek istiyorum falan filan deyip burayı güncelleyebilirsiniz. Ben sadece siteyi göstermek istedim ve bu sadece San Diego'ya özel de değil. Atıyorum Craigslist Los Angeles yazalım. Gördüğünüz gibi direkt Los Angeles'ın çıktı sayfası. Hemen bakalım rooms share diyorum. Hemen bakın Los Angeles'takiler önümüze gelecek. Orada da fiyatlar yazıyor. Yani neresi olursa olsun bunu bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ister San Diego, Los Angeles, New York, Boston, New Jersey, Miami yani Craigslist böyle güzel bir şey web sitesi. Bunu kullanmanızda en azından bakmanızda fayda var. Şimdi ikincisi ben Facebook'u çok öneriyorum. Facebook'ta Türkiye yani mesela burada ben San Diego'da yaşıyorum. San Diego'nun olduğu Türkler diye bir grup var mesela arkadaşlar. Burada genelde yani insanlar böyle şeyler paylaşıyorlar. Yani reklam yapıyorlar veya gerçekten yardıma ihtiyaçları varsa mesela araba satıyor bir kişi. Onu yapıyor. Yani ev kiralıyorlar hani isteyenler var. Yani genel olarak Facebook grubu hepimizin bildiği gibi yardımlaşma üzerine. Bunun haricinde, Türklerin haricinde şimdi üniversite eğer kaldığınız şehirde üniversite varsa arkadaşlar bunu kesin yapmanızı öneriyorum. Bizim burada San Diego State Üniversitesi var. 11.600 tane üyesi var şeyin grubun sadece. Ve bu grupta sürekli mesela bakın 500 dolar demiş. İşte kız kendi şeyini paylaşmış neler istiyor. Yani siz hem ev kiralayanlar da paylaşıyor, ev arayanlar da paylaşıyor ve birbirlerine buradan mesaj atıyorlar. Bakın işte söylemiş. Mesela bak burada atmış. Tek bir oda bir tuvalet 985 dolar. Burada mesela yazmışlar ne oldu, ne etti. Yani böyle Facebook gruplarına kesinlikle girmenizi öneriyorum. Çünkü yani %80, %90'ını buralardan bulursunuz. En kötü böyle insanlar burada tanışıp birleşip sonra eve çıkıyorlar. Bunu da çok gördüm. Bakın burada kız söylemiş benim bütçem 850 veya daha düşüyor demiş. Ocak ayında çıkmayı düşünüyorum demiş. Yani ve bu hemen insanlara yardım amaçlı veya ticaret amaçlı mesajlar atmışlar. Bakın burada da bir kişi evden ayrılıyor ve odayı kiraya veriyorlar. İşte 1050 dolar oda sadece ve kendine özel tuvaleti olacak falan diye. Burada da işte fotoğraflar var. Gördüğünüz gibi. Yani ben bu
şeyi çok ya yani benim en beğendiğim Facebook. Craigslist'ten de iyi. Çünkü burada insanlarla, gerçek insanlarla görüşüyorsunuz, ediyorsunuz. Yani Craigslist biraz geçmişte gibi geliyor bana biraz. Yani şu an güncel olarak Facebook daha iyi bu konuda. Bu da San Diego'daki herhalde en büyük gruptur. San Diego Housing Rooms Apartments. 65.600 kişi var grupta. 35 dakika önce daha bir paylaşım gelmiş. Yani hem hep çok güncel ve her şeyi bulabilirsiniz. Yani ben önerim, gelin mesela böyle geleceğiniz şehirlere, gitmek istediğiniz şehirlerin böyle gruplarına Facebook'tan aratın, girin. Girdikten sonra da böyle paylaşımlara bakın mesela. Yani hem eviniz, yani yarın bir gün ev sahibi falan olursanız burada, hem kiralamak için çok iyi ve siteler ve gruplar, hem de insan, yani geldiğinizde buraya ev aramak için çok iyi gruplar. Yani kesinlikle bir şey bulursunuz diye düşünüyorum buralardan. Bakın böyle gruplardan insanlar evlerini paylaşıyor. Yani ben diyor 900 dolar aylık diyor. 10 aylık bir kira sözleşmesi var diyor. 8 Kasım'da müsait olacağını söylüyor. Evde manzarasını atmış. İşte oturma odası, yatak odası, mutfak. Yani bu siteyi ben, yani Facebook'ta en beğendiğim grup bu. Şimdi onu da geçelim. Bu da öbür, yani bir opsiyon daha olsun diye. Bu tabi biraz daha küçük. 17.500 üyesi var. Aynı şekilde bu da 18 Ekim'de yapılmış. Bakın mesela işte yine aynı şekilde bir oda kiralıyor 1.280 dolar. Evde toplam 4 oda varmış. İşte bir kişi de dün yazmış, stüdyoda arıyorum diye. Yani sürekli bunlar güncel. 18'i, 16'sı, dün. Yani bu siteyi de görebilirsin. Yani gidebilirsiniz. Tabii ben San Diego için örnek veriyorum ama Amerika'nın her yerinde, yani Facebook'ta şu arama butonuna yazdığınız takdirde hepsini bulabilirsiniz. Şimdi öğrencisiniz, bunların hiçbirini bulamadınız. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar, Vantaggio Student Suites, yani bu öğrenci yurdumsu bir şey. Burada Vantaggio yazılışını görebilirsiniz. Ya böyle bir bina ve öğrenciler kalıyor genelde. Burada da fotoğrafları var. Benim çok önerdiğim bir yer veya bir şey değil, çünkü pahalı. Pahalı olmasının nedeniyle de ben pek önermiyorum. Ama hiçbir yer bulamazsanız, açıkta kalmamak için, yani bence ideal, güzel bir yer. Burada aylık kira sözleşmesi de yapıyorlar, 3 aylık da yapıyorlar, 6 aylık da yapıyorlar, 12 aylık da yapıyorlar, haftalık da var, günlük de var. İşte burada adamların kendilerine göre opsiyonları var. Yani buradan bir tanesini seçip görüşebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi çok önerdiğim bir şey değil ama hiç yok. Yani hiçbir şey bulamazsanız, atıyorum 1 aylık. Çünkü buraya geldiğinizde de hali hazırda burada olacağınız için daha rahat olur başka yerle görüşmeniz. Burada da işte telefon numarası olsun, e-mail adresleri olsun, burada var. Tabii bunun başka şehirlerde olduğunuzda nasıl yapacağız diyorsanız, arkadaşlar Google'a girip şehrin adını yazıp gideceğiniz, şehrin adını yazdıktan sonra Student Suites diye aratabilirsiniz. Kesinlikle bulursunuz kendinize göre bir şeyler. Yani ev kiralama Amerika'da sıkıntılı olduğu için ve emlakçılar da bu konuda, yani pek ben Türkiye'deki emlakçılar gibi hiç görmedim. Yani insanlar genelde kendi evlerini kiralıyor ya da bir şirketle anlaşıyorlar. O şirkette sürekli, şirketlerde işte bayağı zorluyorlar. Sanki ev alacakmışız gibi kağıtlar istiyorlar. Atıyorum işte 1 aylık ev kirasının 3 katı kadar olacak şekilde gelir istiyorlar. İş geliri yani. Mesela atıyorum kira 2000 dolarsa aylık 6000 dolar senin gelirini görmek istiyorum diyor. Ondan sonra işte kredi skorları var. Kredi skoru istiyorum diyor. Sosyal güvenlik numaranı istiyorum. Çalıştığın iş yerinin numarasını istiyorum. İşte bunların hiçbiri yoksa kefil istiyorum diyor. Bu kefil de atıyorum San Diego'da olacak. Yani ben San Diego için konuşuyorum. San Diego'da olacak ve aylık en az işte 6000 dolar, atıyorum ay evin kirası 2000 ise 3 katı kazanacak. Yani 3 katı kadar geliri olacak şekilde bir insan olması lazım diyor, senin kefilin diyor. Bunun altına imza atması lazım diyor. Bayağı zorlaştırıyorlar. O yüzden insanların evlerini, odalarını kiralıyorlar. Veya aynı odada yaşıyorlar. Yani ben şu an oda paylaşıyorum bir Türk arkadaşımla. Böyle yani. Bu konuya da böyle değinmek istedim. Çünkü gerçekten önemli bu konu. Bayağı da gördüm yani insanlar
sürekli geldiklerinde yazıyorlar, nerede kalabilirim, ne yapabilirim, ne edebilirim. Ya umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım insanlara yani ne bileyim bir nebze de olsa daha bir farkındalık katmışızdır. Evet arkadaşlar, umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur ve umarım işinize yarar. Benim bildiklerim bunlar. Yeni bir şey bilirsem, yani bulabilirsem eklerim. Onun dışında tekrar YouTube'a geri döndük. Kaçıncı geri dönüş bilmiyorum ama söz veriyorum daha böyle bilgilendirici videolar çekmeye çalışacağım. Çünkü artık vizeler de açıldı. Korona falan filan etkisinde artık kalmadı pek. İnsanlar geliyor. Gelmeye yakında böyle şeyler önemli oluyor. Veya geldiklerinde önemli oluyor. Yani bunu paylaşmak istedim. Daha kafamda bir 5-6 tane video var çekmeyi düşündüğüm. Onun dışında siz neler, nasıl videolar görmek istiyorsunuz? Bunları da yazabilirsiniz. Ben bunlara devam edeceğim. Size de buradan söz veriyorum. Merak, yani kusura bakmayın, okul ve yani hayatım çok yoğun bu aralar ama söz veriyorum, devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi akşamlar.